Şimdi maç öncesi detayları izledik ama öncesinde mücadeleyi konuşmadan önce tabii ki Fenerbahçe ne kadar hazır? Bundan bahsetmek lazım ki bir önceki saat diliminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u değerlendirirken Mehmet Emin Uluç aslında Fenerbahçe ile ilgili bazı hazırlıkları olduğunun sinyalini vermişti zannediyorum. Söyleyeceklerin var Mehmet Emin Uluç. Sinyal değil, sinyal değil. Şimdi şöyle, sen hazırlık sürecinde çok yakından takip ettin her şeyden önce takımı. Detaylara hakimsin. Pereira'nın nasıl bir sistem, nasıl bir oyuncu grubu oluşturmak istediğini biliyorsun. Bu doğrultuda istersen buradan başlayalım. Bir kere bu sezon farklı olarak biz ne göreceğiz? Öncelikle Pereira son derece keyifli bir adam. Ben seviyorum. İlk döneminde de benim için aynıydı. Yine aynı. Topuk ailesine beraber fotoğraf çektirdik. Sakalları diyor seninki gibi yaptıracağım diyor. O benimki kadar olmadı daha ama benim sakallar onunkine benzedi. Kessin biraz. Şimdi keyifli bir adam, coşkulu bir adam, hedefleri olan, hırsları olan bir adam. Doğru bir hoca tercihi. Tabii bütün bunları söylerken Fenerbahçe'nin öncelikli hoca tercihi miydi? Yok, değildi. Ki bu çok tartışıldı. Ya şimdi tartışmak isterseniz tartışırız. Ama çok açık ve net söylüyorum. Pereira Fenerbahçe'nin hoca listesinde ilk 5'teki isimdi dersem yalan olur. Tamamen çok farklı bir şekilde yönetimin önüne geldi ve alındı. Şimdi mevcut sezonu konuşmaya başlayacaksak önce Sayın Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın göreve geldiği bu yönden, bu günden bugüne olan bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bir, son toplantıda, basın mensupları yaptığı toplantıda söyledikleri var. Emre Belözoğlu'yla yolları ayırdık açıklaması. Ayırabilirsin. Klopp olur, Guardiola olur. En üst düzeydeki hoca kimse o gün, o olur. Bir yönetim bir hocayla yolları ayırabilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama benim beklentim oydu ki Emre Belözoğlu'yla yolları ayırdık, virgül, çünkü Ezgi Toper'le çalışacağız demesini bekliyordum. Fenerbahçe kulübü 3 senede 300 gün hocasız kaldı. O gitti bu geldi, o gitti bu geldi, bir gelemedi vesaire falan filan. Bu benim kabul edebileceğim bir futbol aklı değil. Bu bir. İkincisi, Sayın Başkan yine aynı toplantıda takım %70 hazır dedi. Şimdi ben o gün de kadro yazıyordum. Hani o olmaz, bu olmaz, şu da olmaz, bu da olmaz. Şimdi gönderilen oyuncular oldu kamp sürecinde, genç oyuncular. Kadro dışı bırakılanlar oldu. Bunun dışında işte Caner Sadık, Tiyan, evet. Sinan Oğuzkan, bunlar da düşünülmüyor. Bu arada Samatta'nın durumu da soru işareti. Yani bu %70 hazır kadro yapısında olacak şeyler değil. 3, sarı lacivert bir sezon vaadinde bulundunuz. İnşallah bu vaat gerçek olur. İnşallah biz yanılırız ama şu anki görüntü bunu hissettirmiyor insanlara. Şimdi Trabzonspor'dan konuşurken Trabzonspor ilk 11'e tak 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 transfer yaptı dedik. Keza Beşiktaş aynı şekilde. Galatasaray'a geçtiğimizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyleyeceğiz. Öbür tarafta yanılmıyorsam 21 maçtır yenilmeyen, 5 aydır yenilmeyen bir Sivas var. Evet. Başakşehir Aykut Hoca'yla daha doğru bir yapılanma sürecine girmiş durumda. Karagümrük çok ciddi bir yapı. Antep aynı şekilde güçlü görünüyor vesaire. Bu ortamda bakıyorsunuz sizin yaptığınız transferler. Serdar Dursun, Kolkır, Çağatay Burak, altyapıya Emir ve sonra kim geldi? Ki Kolkır düşünülmüyor. Şimdi o bambaşka bir hikaye. Oraya da geleceğim. Evet. Sonra kim geldi? Şimdi Kolkır aldıktan sonra siz teknik direktörü getirdiniz. Teknik direktör netleşti. Kolkır dediğiniz adam geçen sezon belki de bir altın 11 kursak süper mevkinde birinci sırada yazacağınız adamdı. Olmadı ikinci. Yani o ilk 11'in bir tanesi Kolkır'dı. Evet. Genelleme yapıyorum tabii ki. Tercih etmeyenler olabilir. Ve bu adamı birçok takım istedi. Ama adamı siz ikna ettiniz. Aldınız. Şimdi bir hoca alıyorsunuz. Hoca diyor ki ben bu adamı düşünmüyorum. Ben bunu biliyorum. Hoca da biliyor, Kolkır da biliyor, yönetim de biliyor. Ama bunu dile getirmek, itiraf etmek, kabul etmek zor bir şey.
Şimdi Fenerbahçe tarafları diyor ki bana, ya arkadaş hiç mi olumlu bir şey yok? Hep kötü konuşuyorsun. Ne yapayım? Pembe hayaller satamıyorum ben size. Kimseyi kandıracak bir durumum da yok. Ya da ben burada söylesem de yarın öbür gün bunların hepsi ortaya çıkacak. Şimdi pembe hayal noktasında değil ama 7 hazırlık maçını izledik Fenerbahçe'nin ve kaybetmedi Hayri Beşer. Bu evet. Acaba yeni sezon öncesi bir ölçüt olabilir mi? Bir umuttur. Bir defa Fenerbahçe iddialı bir teknik adamla yola çıktı. Tutkulu bir teknik adamla yola çıktı ki Vitor Pereira öyle bir teknik evet. adamdı. Fenerbahçe'deki daha önceki serüvenini ele alırsak başarılı bir serüven değildi. Yani Fenerbahçe çok kozmopolit bir kadroydu. Çok pahalı bir kadroydu bana göre. İyi mühendisliği yapılmış bir kadro değildi. Ve o kadro adeta kutsanmıştı. Bir mum yalanmadığı eksik kalmıştı. Olmadı ama demek ki olmuyor. Bu kadro belki de o kadrodan daha iyi işler yapmaya namzet. Ama futbol öyle bir oyun ki tercihler kişilere göre bazen çok değişebiliyor. Şimdi aslında Mehmet Emin Uluç'un altını çizdiği husus işte Kulkur'la ilgili ortaya çıkan durum. Evet. Yani Trabzon'un da Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir oyuncuyu Fenerbahçe adeta beceriyor, bir marifet ortaya koyuyor, kadrosuna katıyor ama geliyor teknik adam istemiyor. İstemeyebilir mi? İstemeyebilir. Yani bu da futbol oyunun içerisinde olan bir durum. Aynı şekilde Gustavo geçtiğimiz sezon bir ara Fenerbahçe'nin el freni ilan edilmişti ki Emre geldi. Emre de tercih etmedi yanılmıyorsam Emre Belezoğlu. Erol Bulut döneminin vazgeçilmez oyuncusuydu. Vazgeçilmezdi ama daha sonra Emre Belezoğlu döneminde niçin? İşte oyunu yavaşlatıyor. Basit oynuyor ama yeterince hızlı ve enerjik oynatamıyor takımı. İleriye oyun anlamında. Evet, ileriye oynatmak anlamında ama şu anda yine bakıyoruz ve adeta alternatifsiz bir oyuncu gibi. Savunma önü yapılabilecek tek tercih gibi duruyor. Şimdi çok değişebiliyor bu tür durumlar. Şimdi ben Fenerbahçe'nin genel hali pürmelerine baktığım zaman ortaya konmuş bir transfer performansı yok göz kamaştırıcı. Geçtiğimiz sezonlarla kıyasladığımız zaman ama geçtiğimiz sezonlardaki o transfer performansı isim bazında, oyuncunun kariyeri bazında ve aynı zamanda pahalılığı noktasında dikkat çekici transferlerdi. Bu sene ise Fenerbahçe el verdiğince ekonomik düzeyde transferler gerçekleştiriyor. Evet. Hem nicelik anlamında hem nitelik anlamında. Yine belki biraz nokta atışı diyebileceğimiz yapıyor. Yerden. Mesela bak şimdi ben mesela Burak Kapacak transferinden çok heyecan duydum. Bu bir yetenek. Biz belki bu sezon Burak Kapacak'ı konuşacağız. Bak Galatasaray'daki bu arada Kerem... Burak'la ilgili şunu ekleyelim. Burak Fenerbahçe transfer oldu ama birçok takımın evet. Uzun süredir takip ettiği ve istediği bir oyuncuydu. Doğru. Yani nasıl ki geçen sezon Kerem hamlesiyle Galatasaray dev bir adım attı. Evet. Burak da bu sezon Fenerbahçe'nin o dev adımlarından bir tanesi. Kesinlikle öyle. Diğer büyüklerin de gündeminde olan bir oyuncuydu. Aynı şekilde Çağatay Kurukalıp transferini de yine dikkat çekici ve altı çizilmesi gereken artı bir transfer olarak görüyorum. Ve Serdar Dursun transferi Fenerbahçe'nin. Bak bu da çok doğru bir hamle. Yani mühendislik anlamında bence alkışlanacak bir transfer. Niçin? Diyelim ki ilk 11 golcüsü olmayacak Fenerbahçe'nin Serdar. Olmayabilir. Öyle duruyor şu anda çünkü şartlar. Fenerbahçe'ye sen bir golcü, üst düzey bir golcü almalısın. Evet, dayatmasını yapıyor. Devam ediyor. Ama Serdar'ı kulübeye koyduğunuz zaman, kulübeden sahaya soktuğunuz zaman siz o işte 3 tane yerli oyuncu bulundurma konusunda çok ciddi bir avantaj sağlıyor size. Şimdi bütün bunları dikkate almak lazım. Bak Beşiktaş'ta ne kadar patinaj yaptık, Trabzon'da patinaj yaptık. Çünkü o 3 yerliyi sahneye koymak için. Şimdi bunları söyledikten sonra, yani işte Fenerbahçe işte yeterince çok etkileyici transferler yapamadı. Al ilk 11'e koy gönül rahatlığıyla diyeceğin düzeyde çok transfer yapamadı gibi gözüküyor. Ama işte Burak'ı alkışladık, Çağatay'ı alkışladık. Serdar Dursun'un olumlu bir transfer olduğunu söyledik. Öbür taraftan da işte üçlü savunma oynayacaksa yine gelen kim? Yani kim sorusunu soruyoruz ya 5M1K'da. Sorunun cevabı kendi içerisinde saklı, doğru bir stoper tercihi üçlü savunma açısından. Yani çünkü üçlü savunma oynadığın zaman oradaki stoperlerin profilleri bir anda başkalaşıyor. Yani oyunu daha geriden, daha geniş alanda oynayabilecek,
hani önceden klasik olarak Haldun abi mi çok kullanır? Denge hamle stoperi denir ya. Üçlü savunma oynuyorsanız işte birisi denge, birisi hamle olmuyor. Her biri tek başına hem denge hem hamle stoperi olmak durumunda. Geri dönüşlerin hızlı olması şart. Geri dönüşleri, topu öne taşıyışları, oyun kurma becerisi, aynı zamanda geriden oyun kurucu birer regista evet. olacaklar. Şimdi bunları yapabilecekler mi? Zalai bunu yapabilir mi? Yapabilir gibi gözüküyor. Kim de bunu yapabilir gibi gözüküyor. İncelediğimiz zaman oyuncudan bu geri dönüşleri alıyoruz. Şimdi orada üçüncü de Tisserand olacak üçüncü gibi Tisserand, görünüyor. Bence keşke Serdar olsa. Yani Fenerbahçe Hı-hı. açısından hem bir tane yerli kontenjanını o şekilde kullanmak hem de Serdar gibi aslında savaşçı, potansiyelli bir stoperi de kullanabilmek açısından daha iyi olur. Araya girmek ihtiyacı hissediyorum.